Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Lale Gül TV ana habere hoş geldiniz. Bendeniz Mustafa Balevi. 28 Kasım pazartesi günündeyiz. İstanbul'da İSEDAK toplantısı vardı bugün ve toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyanın neresinde açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir diyerek İslam dünyasına zulme sessiz kalmayın çağrısında bulundu. Erdoğan batıyı da sert sözlerle eleştirdi ve bir kez daha terörle mücadele mesajı verdi. Son yıllarda ağırlaşan ekonomik şartlar özellikle batılı ülkelerde İslam düşmanlığını ve yabancı karşıtlığını ciddi manada körüklemektedir. Öyle ki bugün İslam karşıtlığı batılı siyasetçilerin oy devşirmek veya başarısızlıklarını örtmek için en sık başvurduğu araçlardan birisidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'ndeki İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. toplantısı açılış programında konuştu. Batıya eleştiren Erdoğan Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik yıllardır süren haksız ve hukuksuz uygulamalar artarak devam ediyor. Yunanistan'daki kardeşlerimizin Dini liderleri tanılmıyor. Vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğretmenlerine öğretmelerine izin verilmiyor. Kimlikleri reddediliyor. İslam alemi Yunanistan'da zulme uğrayan kardeşlerimizin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır. Erdoğan Batı'nın LGBT dayatmasına da karşı çıktı. Küresel bir dikte aracı haline alan LGBT dayatması da hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdittir. Hangi cafcaflı ambalaja konursa konsun insanların dinlerini yaşamasına mani olmak, zorbalıkla inançlara müdahale etmek, kendi hayat tarzını dikte etmek Orta Çağ'ın Engizisyon ruhunu yeniden hortlatmak demektir. Erdoğan Filistin davasına bir kez daha sahip çıktı. Filistin halkının kendi devletine ve meşru haklarına kavuşması, Kudüs ve Mescidi Aksa'da statükonun korunması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de yaşanan ihtilafa da değindi. İslam dünyasını, 10 yılı aşkın bir süredir meşgul eden önemli konulardan biri de Suriye'deki ihtilaftır. Suriye'nin çatışma, insani kriz ve terör sarmalından kurtulması için İslam ülkeleri daha güçlü bir irade ortaya koymalı, siyasi çözüm çabalarına etkin destek vermelidir. Biz de bu konuda gereken adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz. Erdoğan terör örgütlerine karşı mücadele mesajı da verdi. Bu katil sürüleri kimi zaman DAEŞ olarak, kimi zaman Boko Haram ve Eşşebab olarak, kimi zaman FETÖ, kimi zaman PKK, PYD, YPG olarak karşımıza çıktı. Adları, iddiaları, coğrafyaları farklı olsa da bu örgütlerin tamamı öncelikle Müslümanlara hedef aldı. Müslümanların kanını döktü. En fazla zararı İslam'a ve Müslümanlara verdi. Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara da değindi. Vebali üzerimizdedir dedi. Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı kendisini mesul hissetmek demektir. İslam ümmetinin mensupları olarak hiçbirimiz kendimizi dış dünyadan çevremizde ve ötesinde yaşanan hadiselerden izole edemeyiz. Afrika'dan Asya'ya bütün bu coğrafyalarda dünyanın neresinde bir zulüm varsa, çatışma varsa Açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunacak. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar bir müjde bekliyor emeklilik için efendim ve kimler yararlanabilecek bu bilgileri öğreneceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Zincir marketler için bir uyarıda bulunmuştu. Bu fahiş zamların önüne geçebilmek için para cezası yeterli değil, ürkütücü bir ceza olacağı vurgulanmıştı. Peki o ürkütücü ceza ne olacak, nasıl uygulanacak? Bunları da merak ediyoruz. Bir yandan tabii 650 bin sözleşmeli Kadro müjdesi bekliyor. Bununla ilgili gelişmeler ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak ve tabii ki de Suriye'nin kuzeyine yeni bir kara harekatı yapılması e, sinyalini günlerdir veriyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bununla ilgili e, yeni bilgiler aktaracak mı? Hepsinin cevabını dakikalar sonra öğrenmiş olacağız efendim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistanlı mevkidaşı Raşit Meredov'la Ankara'da bir araya geldi. Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında ikili ekonomik işbirliğine değindi ve hedeflenen ticaret hacmini açıkladı. Teşekkür ederim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredoğlu'la ikili görüşmelerden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Her şeyden önce Çavuşoğlu ikili ekonomi işbirliğine değindi ve hedeflenen ticaret hacmini açıkladı. Ticaretimiz artıyor. Geçen sene bir önceki seneye göre %41 artış göstermişti. 2 milyarın üzerine çıktı. Bu sene istediğimiz artış oranını göremiyoruz ama 5 milyar dolar hedefimize ulaşabilmek için yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Türkmenistan, Türkiye arasında kara ulaşımındaki engelleri kaldıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, Aralık ayında hava ulaşımının da açılacağını söyledi. E, Aralık başı itibariyle Aşkabada da seferler e, başlamış olacak. E, çok teşekkür ediyoruz. Raşid Meredov Türkiye'yi her arenada desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi. Elbette Türkmenistan e, her defa Türkiye Cumhuriyeti tarafına, Birleşmiş Milletler Teşkilatı olsun Veya başka bir Uluslararası kuruluşlar olsun Biz de her defa Sizin inisiyatiflerinizi Tekliflerinizi destekliyoruz İnşallah gelecekte de Destek vereceğiz İnşallah. İşte bu destek açıklamaları Batıyı bilhassa Yani deyim yerindeyse Çıldırtıyor sevgili izleyiciler Türk Devletler Teşkilatı yeniden e, yani o müessese haline almaya başlamasıyla birlikte Batı'nın dikkatini fevkalade çekmiş durumda ve bu birlikteliği acaba bozabilir miyiz diye her türlü çabayı gösteriyor. Fakat başarılı olamayacağına inanıyoruz inşallah ve dua ediyoruz tabii bir yandan da. Altı Muhalefet Partisi bir araya geldi. Altılı Masa ismini aldı. Bir oluşum ortaya koydu ama tabii masa yedili, sekizli, dokuzlu, onlu gidiyor. Masaya oturan oturana. Bir yandan HDP oturuyor, bir yandan ABD oturuyor, bir yandan başka diğer mihraklar oturuyor. Ama adı Altılı Masa. Ve o altılı masa bir araya geldi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisinin tanıtımını Ankara'da parti genel başkanları ve çok sayıda parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. İşte detaylar. Altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisinin tanıtımı için bir araya gelinen programda genel başkan yardımcıları anayasa değişikliği ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Altılı Masa'nın önerdiği güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliğiyle milletler arası antlaşmalardan geri çekilme yetkisi yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak ve başkanı ana muhalefet partisinden olan kesin hesap komisyonu kurulacak. Hükümet krizlerini önlemek için de yapıcı güvensizlik oyu aranacak. Ayrıca olağanüstü hal durumlarındaysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacak. Siyasi parti kapatma kararlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı gerekecek. Önerilen anayasa değişikliğiyle Yüksek Öğretim Kurulu kaldırılacak ve Yüksek Öğretim Üst Kurulu kurulacak. Program genel başkan yardımcılarının sunumlarının ardından 6 parti liderinin ellerinde anayasa değişikliği kitapçıklarıyla sahneye çıkmasıyla son buldu. Şimdi tabii altılı masa çalışmalarına devam ediyor. Biraz konuşalım bunu. Biraz konuşmak gerekiyor. Sembolik ve yetkisiz bir cumhurbaşkanı süs biberi mi? Yani ya da efendim e, konu mankeni mi seçilecek? Ne seçilecek? Enteresan bir şey. Ve en önemli soru, altılı masanın cevaplandırmasını istediğimiz, Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçecek? Bunlar önemli. Bu milletin nice çektiği ızdırapla, sıkıntıyla almış olduğu o salahiyeti, bu milletin elinden altılı masa geri mi alacak yoksa devam mı ettirecek? Bu önemli. Altılı masanın sistemine göre Cumhurbaşkanı'nı kim seçecek? Halk mı seçecek yoksa birileri mi seçecek? Bu kararın arkasında, bu salahiyetinin, bu reyinin arkasında halkımız, milletimiz güçlü bir şekilde durmalı halkın seçtiği bir cumhurbaşkanından her fırsatta rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Neymiş? Sembolik ve yetkileri sınırlandırılmış, yetkisiz bir cumhurbaşkanı. O zaman niye seçiyoruz ki? Bir şişe süs biberi turşusu koyalım cumhurbaşkanlığı makamına. Aynı şey. Ya da bir tane tekstil atölyelerinde ve mağazalarda konu mankenleri oluyor ya böyle vitrinde. Onlardan bir tane oturtalım. Aynı şey madem sembolik olacak, madem yetkisi olmayacak o zaman ne gerek var Cumhurbaşkanı seçmeye ya? Niye masraf edeceğiz? Niye cebimizden para çıkacak çıkacağız ki? Ne gerek var? Bir de maaş bağlayacaksın. İyisi mi? Bir şişe böyle süs biberi turşusunu koyalım. Diyelim ki sembolik işte. Bu kadar gülünç, bu kadar pespaye bir karar açıklaması hakikaten aylardır bekliyor bu millet. HDP talep etmiş, masada oturan liderler de kabul etmiş. Böyle bir manzara ortaya çıkmış, bulunuyor. Açık ve net. Başka bunun bir izahı yok. Devam edelim efendim. Pençekilit harekatı devam ediyor. Acı bir haber geldi yüreklerimizde dağlayan piyade sözleşmeli er Mehmet. Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı helikopterle bugün memleketi Adıyaman'a getirildi. Pençe Kilit Harekatı kapsamında Mehmetçik terör örgütünün inlerini başlarına yıkıyor. Sınır ötesi operasyonlar devam ederken çıkan çatışmalarda bir asker şehit düştü. Pençekili şehidi piyade sözleşmeli er Mehmet Demir'in cenazesi helikopterle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarla beldesindeki karakola getirildi. <laughs> Karakolda cenaze aracına konulan şehidin naaşı törenin yapılacağı Pınarlı Mahallesi'ne doğru yola çıkartıldı. Baba Latif Demir'in şehit oğlunun cenazesiyle Adıyaman'a gelirken oğlunun asker kıyafetlerini giymesi dikkat çekti. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah diye dua ediyoruz bizler de yakınlarına tabii sabrı cemil niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Efendim terör örgütlerine yönelik yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Son olarak Barışpınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist daha öldürüldü. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla terör örgütü HKPc'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı hain terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Her türlü oyunları başlarına yıkılan teröristlere nefes alacak alan bırakılmadı. Başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklenirken güzel haber Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinden geldi. Haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan Yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK-YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barışpınar'ı ve zeytin dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. İfadeleri yer aldı. Aç polis! Bir başarılı operasyon haberi de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. MİT Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan DHKPC Türkiye sorumlusu Gülten Matur gerçekleştirilen ortak operasyonla İstanbul'da yakalandı. Ve bu teröristlerin saklanmaya çalıştıkları her in Türk Silahlı Kuvvetleri'nce bulunup imha ediliyor. Tunceli'de Eren Abluka sonbahar kış operasyonunda teröristlere ait inler ve içerisinde çok sayıda mühimmatlar ele geçirildi ve inleri başına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. Mehmetçik sınır dışı operasyonlarına devam ederken sınır içinde teröristlerin saklandığı barınak ve sığınaklara yönelik arama tarama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Tunceli'de sürdürülen Eren Abluka Sonbahar Kış operasyonunda teröristlere ait sığınak ve içerisinde de çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada Eren Abluka Sonbahar Kış 4 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir adet sığınak içerisinde 7 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 2 adet el telsizi, 2 adet el bombası fünyesi, 238 adet Biksi ve Kaleşnikov mühimmatı, 4 adet aydınlatma fişeği, 14 adet telsiz anteni ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Vicdanları sızlatan bir haberle devam ediyoruz. Bursa'da iki katlı bir apartmanı alan ev sahibi binada kalan kiracıların oturdukları daireleri hemen boşaltması için elektrik ve sulayı, suyu kesti. Şehrin merkezinde karanlıkta ve susuz kalan aileler ev sahibine tepki gösterdi. İlkokula giden çocuklarsa mum ışığında ders çalış çalışmak zorunda kaldı. Binayı satın aldı, yıllardır kirada oturan ailelerin çıkması için elektrik ve suyu kesti. Şu an mağduruz, Çocuklarım içeride perişan olmuşlar. Elektriğimiz yine aynı şekilde kapalı. Bizim suyularımızı, elektriklerimizi şu şekilde kestiler. Ne suyumuz var? Bursa Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi 2. Alp Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir apartmanı bir ay önce satın alan F'de, yıllardır aynı apartmanda ailesiyle kirada oturan Taşdemir ve Yılmaz ailelerinden evlerini boşaltmasını istedi. Ben evi yeni almışım dedi. Size bir ay mühlet. Bir ay içinde evimi boşaltın dediler. Biz dedik yani ev bulursak da dedik. Ondan dolayı biz de 15 gün geçti arada bir baktık geldi suyumuzu, elektriğimizi kapattılar. Karanlıkta susuz kalan Taşdemir ailesinin ilkokula giden çocukları montla mum ışığında ders çalışırken ev sahibi çıkmaları için tehdit ediyor. Ev sahibi de tehdit ediyor. Geliyor çocuklarla beraber kapıya geliyor. Geçen gün de önüme geldiler. Bıçak çekti çocuğu. Bana diyor ki evimden çıkın diyor. Hı. Ev bulsam zaten çıkarım arıyoruz yani bulamıyoruz. Ondan sonra da Celi devamlı kafetten yukarı bize her laf söylüyor. Siz benim çırazım değilsiniz. Siz benim nem neyim siz? Çiraz, ne yaptı size? Siz? Siz, ya İçince yapıyorlar. Valla Allah yardımcıları olsun diyoruz ya hani. Allah yardım etsin. Devlet de yardım etsin ya. Devlet de yardım etsin. Niye bu insanlar bu ev sahiplerinin vicdansız ev sahiplerinin Böyle terk ediliyor ki olmayan vicdanlarına, olmayan insafına. Şimdi pandemi döneminde mesela işverene ne kural getirildi? İşçini işten çıkartamazsın. Yasak. E kimse bunu eleştirdi mi? Yok. E şimdi şu çalkantılı ekonomik durumda kiracıları da evden çıkartamazsın diye bir kural getirilebilir. Yani yüzde yirmi beşle sınırlandırdığın zaman adam bunu dinlemiyor ki. Ev sahibinin de kaçacağı boşluklar var. Niye? Çık kardeşim ne oldu? Kızımı oturtacağım. Çık kardeşim oğlumu oturtacağım. Sonra evden çıktıktan sonra kiracı onu mu gözetleyip duracak? Kızımı oturdu, evladımı oturdu. Buna mı bakacak? Bakars, bakacak. Eğer kızı oturmamışsa mahkemeye gidecek. Dava açacak. Adam zaten gücün bulup acın yiyor yani. Öyle bir durumda. Dolayısıyla devlet diyecek ki kardeşim iki sene süreyle ev sahiplerine kiracısını evden çıkartmama kuralı getiriyorum ama ev sahiplerine de şöyle bir desteklemede bulunuyorum. Bak ev sahiplerinin de hakkını hukukunu teslim edebilecek bir mekanizma geliştirilebilir. Ya masada oturula, oturulup da karar verilen şeyler sahada karşılık bulamıyor bazen. Dolayısıyla bunu bunun kararını alan insanlar bir kiracı ne yaşar ne tür sıkıntılarla karşılaşabilir. Biz bu kiracıları kimin vicdanına terk ediyoruz? Bunları düşünüp idrak etmediği müddetçe çözüm, çözüm diye buldukları şey çözüm olmuyor. Olmuyor ya. %25 kısıtlama kararı getirildiğinde de demiştim ben. Güzel karar ama ev sahipleri ne olacak? Belki yaşlı, karı koca sadece getirileri bir kira parasıdır. Onunla geçinmeye çalışıyorlardır. E, ekmek su dünyanın parası olmuş. Onların da, hadi onlar da tamam kiralarına yüzde yirmi beş zam yapabilsinler ama bir kolaylık yapıla, yapılması lazım. E şimdi bu tür haberler çoğalıyor. Biri balyozu alıyor, kiracısı çıkmadı diye kapısını, duvarını indiriyor aşağıya. Öbürü başka bir şey yapıyor maalesef. Bu kiracılar olmayan bir vicdana terk edilmiş durumda mevcut haliyle. Öyle kimse bana yok gitsin hakkını arasın, dava açsın falan filan demesin. Yani o işler öyle olmuyor. Paraya bakıyor o da. Dava açabilmek için de paraya ihtiyaç var. Zamana ihtiyaç var. Eskileri öyle demiş ya. Yani param varsa kefil ol, zamanın çoksa şahit ol diye. Öyle bir durum yani. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor efendim. Sürücüler için bir iyi haber geldi bugün ve bu geceden itibaren motorine 82 kuruşluk bir indirim daha geliyor. Brent petrol fiyatlarının artması ve dövizdeki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Son olarak 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor. Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya kadar düşecek. Güncel akaryakıt fiyatlarına göre gelecek indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,2 kuruşa, Ankara'daysa 23,16 kuruşa düşecek. Benzin grubundaysa henüz bir indirim beklentisi bulunmuyor. Saati Kasım ayının başında 96 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı 81,34 dolara kadar düştü. Bunun yanında ABD hafif ham petrolü vadeli kontratları ise 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Efendim şimdi sunacağım haberinin kurgusunu kurgucu arkadaşımız gülmekten neredeyse haber bültenine yetiştiremeyecekti. Yani öyle kahkahaya boğacak bir haber. CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi suya %70 oranında faiş oranda zam yapmıştı biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde aktardık ve o zamsız fiyattan su almak isteyen vatandaşlarsa su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak bugün Eskişehir'den gelen bir görüntü izleyenleri kahkahaya boğdu. İşte CHP'nin son teknolojiye sahip belediyeciliği. Hoş geldiniz. CHP'nin son teknolojiye sahip belediyeciliği izleyenleri kahkahaya boğdu. Hoş geldiniz. İşlemi onaylıyor musunuz? Görüntülerin adresi Eskişehir. CHP'li belediye suya %70 oranında fahiş zam yapınca vatandaşlar zamsız fiyattan son kez su alabilmek için su yükleme noktalarına akın etti. Ancak otomatlarda arıza yaşanınca CHP'li belediye ilginç bir çözüm geliştirdi. Su yükleme otomatının içine insan yerleştirdi. Son. Görüntülerde bakiyesine para eklemek isteyen vatandaş, otomatın para girişi bölümünden parayı uzatıyor, içeride bekleyen kişi ise parayı alarak işleme devam ediyor. Hoş geldiniz. İşlemi onaylıyor musunuz? Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü izleyenleri epey güldürdü. Hoş geldiniz. İşlemi onaylıyor musunuz? İşleminiz başarıyla tamamlandı. <laughs> Şahane değil mi ama yani gerçekten müthiş bir çözüm, kıvrak bir zeka. Hem de içerideki o yetkili kişi parayı kibar alıyor. Bazı ATM'ler yani böyle bir anda çekiyor alıyor ya da böyle tepeden küt diye bir şey indiriyor. Parayı sıkıştırıp öyle çekiyor. Buna böyle uzatıyorsun. Bu kibar bir şekilde alıyor yani. Ne var? Geri kalanını bilgisayar hallediyor. Önemli olan orada parayı alabilmek. Yani parayı aldıktan sonra yüklemeyi bilgisayar orada giriyor, yüklüyor. Gerçekten çok komik bir görüntü ortaya çıkmış efendim. Eskişehirli'lerin bu yüzde yetmişlik zam karşısında tepkileri de bitmek tükenmek bilmiyor. Ee, Allah yardımcıları olsun yani fahiş miktarda bir zam. E, CHP belediyelerinde hep göreve gelecekleri sıra ne dediler vaatlerinde? Suyu ücretsiz yapacağız, Allah'ın suyundan paramı alacağız gibi ifadeler kullandılar. Görüyorsunuz son durumu. Şimdi Suudi Arabistan'a gideceğiz efendim. Son bir haftada şiddetli yağışlar etkili oluyor orada da. Ve yağışların neden olduğu sel felaketinde bir kişi sel sularına kapılmaktan yakınındaki araca tutunarak son anda kurtuldu. İşte o korku dolu anlar geliyor ekrana. Şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılmaktan son anda böyle kurtuldu. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 24 Kasım'da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel suları nedeniyle binanın kenarında mahsur kalan bir kişi, bina duvarının yıkılmasının ardından yakınındaki araca son anda tutundu. Adamın ölümden döndüğü anlarsa çevredekiler tarafından an be an kayıt altına alındı. Ekipler tarafından bulunduğu aracın üzerinden güvenli bir noktaya taşınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Ulusal Meteoroloji Merkezi Sözcüsü Hüseyin El Kahtani, yağışların yaklaşık 8 saat sürdüğünü ve bunun 2009'dan bu yana ciddede görülen en yüksek miktarda yağış olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde enerji nakil hattına küçük bir uçak takıldı. 30 metre yukarıda asılı kalan uçakta bulunan pilot ve yolcu gerçekleştirilen operasyonun ardından yaralı şekilde kurtarılabildi. ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery ilçesinde küçük uçak enerji nakil hattına çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen Montgomery ilçesi itfaiye ve kurtarma servisi yaklaşık 30 metre yüksekte asılı kalan uçakta pilot ve yolcu mahsur kaldı. Yerel saatte 17.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ağır yaralı halde bulunan pilotla yolcu hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası bölgede elektrik kesintileri meydana geldi. Başkent Washington DC'de yaklaşık 894 bin kişiye elektrik sağlayan Pepco şirketi tarafından yapılan açıklamada 120 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi. Zehir tacirlerine yönelik mücadele de devam ediyor. Hatay'ın Erzin ilçesinde otogar girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yağ tenekesine gizlenmiş... 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Erzin otogarı girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler yolcu valizlerinin içerisine yerleştirilmiş yağ tenekelerini tespit etti. Ekiplerin açtığı tenekelerin içinde şeffaf naylon poşete sarılı halde 6 kilo 850 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan BB, MK ile ŞK adlı 3 kişi gözaltına alındı. Efendim polis ekiplerinin vatandaşların bizim için huzur uygulamaları da devam ediyor. Aksaray'da 52 ekipten oluşan 224 polisin katılımıyla Huzur 68 uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri vatandaşın huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray'da çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde şok uygulama için sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Huzur 68 adı verilen uygulama kapsamında 9 köy yolu, 9 ana cadde, 60 parkla okul çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 9 apart otele, 7 internet kafeye ve 25 umuma açık iş yerine ani baskınlar yaptı. 2509 şahıs genel bilgi taramasından 468 araçla denetimden geçirildi. 7 şahıs gözaltına alınırken bunlardan aranan 3 kişi tutuklandı. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 13 fişeğin ele geçirildiği uygulamada denetimden geçirilen 468 araçtan 13 araç sürücüsüne toplam 10.885 TL idari para cezası kesildi. Asayiş ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen Gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 67 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Emniyet ekiplerinin kaçakçılara yönelik operasyonları devam ediyor. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Şırnak ve Habur sınır kapısında yapılan operasyonlarda 4.97 gram metamfetamin, 20.14 gram eroin, 6.181 adet sigara, 95 adet puro, 1 kilogram tütün, 74 kilogram çay, 19 paket elektronik sigara tütünü, 10 adet cep telefonu, 15 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 42'si kaçakçılık, 17'si asayiş, 4 şüpheli sahtecilik suçundan ve 4 şüpheli terör suçundan toplam 67 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde araç kimyasalları üreten fabrikada yangın çıktı. Devasa yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada ise olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı belirtildi. Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren kimyasal fabrikasında yangın çıktı araçlar için her türlü kimyasal malzemenin üretildiği fabrikada başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda ekiple müdahale edilen yangının söndürülmesi için yoğun bir müdahale yapılırken fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edildi. Yangından yükselen dumanlar Denizli kent merkezinin birçok yerinden görülebilirken Toma araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Araç üzerine kimyasal üretiyoruz. Her türlü kimyasal var. Fren, balata, antifriz, araç, tır, otobüs hepsi aklınıza gelebilecek her şey var. Bizim olduğumuz bölümden çıktı yangın. 20 kişi falan. Ya zaten gerisini göremedim. Bir anda parladı yani. Çalışmalarla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada şu an itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır denildi. Ümraniye'de sokak kesişiminde minibüste çarpışan ve içinde 5 kişinin olduğu otomobil kontrolden çıkarak 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki boş daireye çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza saat 12 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi Kayacan Sokak üzerinde meydana geldi. Serdal Arslan kontrolündeki otomobil, sokak içerisinden gelen bir başka aracın çarpmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçta bir süre ilerleyen sürücü binanın bahçesine uçtu. Otomobil içerisinde bulunan beş kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçta bulunan üç kişi hafif yaralandı. Olay nasıl olay gelişti? Ben pazarlık atıyorduk bir daire üzerinde. Haber geldi bize. Daireye araca, araç girdi diğine Biz de tabii korktuk, çekindik. Adama bir şey oldu mu diyene. Telaşlı bir şekilde geldik. Bir baktık daireye girmiş. Maddi zarar var. Aileye bir şey olmamış. Çok sevindik tabii. Cana gelmesin, mala geldi. Sorun değil tabii bizim için. Rize'nin Dünya'ca ünlü coğrafi işaretli Anzerbalı kalite kontrollerinden geçmesinin ardından bin liralık fiyatıyla satış için raflardaki yerini aldı. Dünya'ca ünlü Anzerbalı raflarda yerini aldı. Satışlar her geçen gün daha da artıyor. 2300 rakımdaki Anzer yaylasından asat edilen Anzer ballarından alınan numunelerin kalite kontrolleri yapılmak üzere Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilmesinin ardından kontrollerden geçen ballar dolum yapılarak mühür ve coğrafi işaret bandrolü de yapıştırılarak ambalajlandı. Ballarımız daha güvenli, daha kaliteli ve polen değerleri daha yüksek bir balımız daha emniyetli ve güvenli bir şekilde tüketicilerimize sunmaktayız efendim. Arıcılar Anzer balını satmak için 2000 TL'den raflara dizdi. Coğrafi işaretli resmi Anzer balımız 1 kilogramı 2000 lira. Yarım kilosu 1000 lira. 250 gramı da 500 liradır. Coğrafi işaret alan Anzer balı taklitçilerden kurtuldu. Tabii ki bir hayli coğrafi işaret aldıktan sonra taklitçilerden daha çok şey yaptık, kurtardık diyelim. Ya yani taklit coğrafi işaretli balın taklidi pek zor oluyor. Daha doğrusu taklidi olmuyor bunun. Tüketiciler daha çok bu sefer coğrafi işaret aldıktan sonra coğrafi işaretli anze balı talep etmeye başladılar. Bu bizim çok lehimize oldu. Daha güzel oldu. Balıkçılığın önemli merkezlerindendir Sinop ve az miktarda avlanan hamsi olmasına rağmen hamsi tezgahta 25 liradan alıcı bekliyor. Vatandaşlarsa hamsiye yoğun talep gösteriyor. Sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamudun ardından hamside de tezgahları süslemeye başladı. Karadenizli'nin vazgeçilmez lezzeti hamsi yoğun talep görüyor. Fiyatı 25 lira normal bence cüz'i bir rakamda. Gayet uygun. 25 TL gayet uygun yani bu ayda. Tabii tabii geçen hafta yemiştim yine. Çok güzel, çok güzel. Vatandaş Hikmet Akan hamsiyi ızgarada pişirme tavsiyesinde bulundu. Balık şu anda yağlandığı için ızgaraya geliyor. ...maydanoz, soğan yaparlarsa... ...çok lezzetli bir şekilde yiyebilirler. Balıkçılarsa denizlerde hamsinin az çıktığını söylüyor. Öyle az az hamsi var işte. Ya sinoplu şu anda Allah'a çok şükür var ama... ...hamsi az az. Öyle göründüğü gibi hamsi yok yani. Lezzeti falan güzel. Tavası, buğulaması güzel yani. Efendim İstanbul Küçükçekmece'de ilginç bir görüntü kaydedildi. O görüntülerde aklınızda asla bir araya getiremeyeceğiniz kediyle farenin dostluğu var. İşte o şaşırtan görüntüler. İki ezeli düşmanın hayrete düşüren dostlukları Küçükçekmece'de kaydedildi. Küçükçekmece'de yaşayan bir kedi yemeğini davetsiz misafir fareyle paylaştı. Akıllardaki kalıplar gözden geçirildi. Yurda Gül Demir sokakta beslediği kediler için hazırladığı yemekleri kaplar içerisine koyarak oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra bahçeye gelen bir fare kedinin yemeğini yemeye başladı. Yemeğini yiyen fareyi gören kedi bir şey olmamış gibi yemeğini yemeye devam etti. Kedinin fareyle yemeğini paylaşması görenleri hayrete düşürdü şaşkınlığını gizleyemeyen ve her gün sitenin bahçesindeki kedileri besleyen Yurda Güldemir, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şimdi bu görüntüler haber mi? Haber. İnsanların birbirini yemeye başladığı bir zamanda kediyle farenin yeterli miktarda yiyecek bulduklarında ki Cenab-ı Hak rızkı veriyor. Herkes hakikaten hani dünyadaki problem aslında toku bir türlü doyuramamak derler ya, paylaşımcılık olsa, zengin zekatını verse, bu toplumsal efendim ekonomik uçurum, makas giderek açılmasa, o toplumda ne hırgür olur, ne kargaşa olur, ne suç olur, ne sıkıntı olur, huzur olur, güzellik olur. Bak kediyle fare bile bir araya gelebiliyorlar. Dert etmiyorlar yani rızkı. Nasıl olsa gelmiş, sen de karnını doyur, ben de karnımı doyurayım diyor. Maalesef. Ama insanlar ufacık bir menfaat uğruna birbirlerini yemeye kalkıyorlar. Şırnak'a gideceğiz şimdi. Şırnak Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki harabe evler ve uzun geçit beldesinde meyve bahçeleri sonbahar renkleriyle görenleri kendine ayran bırakıyor. Şırnak'ta sonbahar renkleri eşsiz manzaralar sunuyor. Hilal beldesinde 100 yıllık bir geçmişe sahip olan, mimarisiyle duvar yapılarını koruyan harabe taş evler, Kasım ayının sonlarına doğru sonbaharla olan ahengi görenleri hayran bırakıyor. Uzun geçit beldesinde ise meyveleri toplanan ağaçların, Kasım'ın son günlerinde renk cümbüşü farklı tonlarıyla göz kamaştırıyor. Fotoğraf stüdyolarını aratmayan Harabeköy, Hilal Beldesi ve uzun geçitteki meyve bahçeleri fotoğraf sevenlerin ilgi odağı oldu. Gerçekten yağlı boya tablosu gibi görüntüler ortaya çıkıyor bu sonbaharda ve yavaş yavaş da artık kış mevsimine girmeye başladık. Meteoroloji uzmanları diyor ki ilerleyen günlerde İstanbul'da karla buluşacak. İnşallah gerçekten büyük bir hasretle bekliyoruz efendim. Bu güzel manzarayla da ana haberi noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde bir kez daha buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.